Değerli izleyenler, bir son dakika gelişmesi var, hemen aktaralım. Aslında günlerdir beklenen Türk astronotun Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu ertelendi. Peki nedir son bilgiler? CNN Türk editörü Gülşen Coşkun ve CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy'a soracağız şimdi. Gülşen, önce seninle başlayalım. Neden ertelendi yolculuk? Şimdi teknik sebeplerden olduğu ifade ediliyor ama öncelikle resmi açıklamalarla başlayalım istersen. Şöyle ki SpaceX, yani uzaya fırlatacak olan bu roketin firması olan SpaceX'ten bir açıklama geldi. O açıklamada da erteleme ile ilgili olarak ek süre ekiplerin araçta lansman öncesi kontrolleri ve veri analizinin tamamlanması olarak tanınır denildi. Ek süreyle birlikte, yani 18 işaret edildi öncelikle. 18'inde bu fırlatmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdi daha önce de biz bir erteleme görmüştük yine hava koşulları nedeniyle. Şimdi çok detaylı bir açıklama yapılmadı henüz aslında ama az önce size belirttiğim şekilde Yunus daha detayını verecektir ama böyle bir açıklama geldi. Şimdi benim bulunduğum nokta, hemen arkamda gördüğünüz kapıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ekibi burada. Hemen bu haber geldikten sonra bir toplantı haline geçtiler ve o dakikadan itibaren onlar da bundan sonraki sürece ilişkin hazırlıklar ve bu durumu değerlendirme konusunda bir toplantı yapıyorlar. Dediğim gibi hemen arkamdaki bu kapıda biz de oradan gelecek haberleri bekliyoruz aslında. Az sonra buna ilişkin detaylı bilgileri de daha sağlıklı olarak öğreneceğiz, en azından biz de bakanın ağzından birebir buradaki toplantının sona ermesini bekliyoruz dediğimiz gibi. Ama şöyle ki şimdi erteleme geldi ama burada konuşulanlar, en azından şöyle aktarayım. Daha önce de bu ertelemeler olmuştu. Daha önce 9'unda bir fırlatma bekliyorduk ama sonrasında bugüne ertelenme gerçekleşmişti. Aslında sabah saatlerinden itibaren, daha doğrusu bugüne yönelik olarak beklerken de bu erteleme opsiyonu hep bir tarafta tutuluyordu. Erteleme olabilir diye, ama şimdi resmi olarak netleşmiş oldu. Bundan sonrasında gelecek o teknik açıklamalara bakacağız ama şöyle bir durum söz konusu, bunun altını çizelim. Bir iptal söz konusu değil. Yine ilk Türk astronot uzaya gidecek. Sadece bir gün gecikmeli olarak, şimdi bu son duruma ilişkin konuşuyorum, şu anki plan bir gün gecikmeli olarak gitmesi. Yani aynı şekilde bu süreç devam edecek. Teknik bu arızalar, aksaklıklar giderildikten sonra, bir taraftan da hava koşulları tabii ki çok önemli. Eğer hava koşullarında herhangi bir sorun yaşanırsa yine bir erteleme gelebilir. Bu her zaman için söz konusu. Ama şimdilik plan, yani biz bunu öğrendiğimiz dakikadan itibaren burada konuşulan şu: eğer başka aksi bir durum olmazsa bir günlük ertelemeyle tekrar Türkiye'nin uzay yolcusu, ilk astronot uzaya fırlatılacak. Burada herhangi bir değişiklik yok. Dediğimiz gibi Türk ekibi de Bakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır buradaki ekibiyle görüşüyor. Bundan sonraki sürece ilişkin planlamalar yapılıyor. Açıklamalar geldikçe biz de onu aktaracağız diyelim burada. Şimdilik benim bulunduğum noktadaki son durum böyle. Yunus'un olduğu noktada, yani Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşecek o fırlatma. Orayı 45 dakika uzaklıkta bir mesafedeyim. Biz de zaten şöyle tam otelden ayrılma üzereydik. Ayrılmak için bekliyorduk. Hazırlıklarımız bu yöndeydi. Bu haber gelince otelden ayrılamadık. Yunus'un olduğu noktaya geçecek biz de fırlatma anı için. Son hazırlıklar yapılıyordu. İşte bu haber gelince otelde kaldık. Şimdi buradaki toplantıyı bekliyoruz. Bizim bulunduğumuz noktadaki son durum böyle. Evet, aslında Gülşen de söyledi. Bu bir iptal değil. Bir erteleme söz konusu. Muhtemelen bir günlük bir erteleme söz konusu. Aslında birazdan da ilerleyen dakikalarda daha detaylı bir açıklama yapılacağını ifade etti sevgili Gülşen. Ama Yunus, sana da sormak istiyorum. Senin bulunduğun noktada sende başka bilgiler var mı bu bir günlük ertelemeyle alakalı? Gerçi tabii şimdi kuşkusuz teknik durumla alakalı da bir açıklama gelebilir. Bir de hava koşulları da oldukça önemli. Tam içeriği birazdan belki öğreneceğiz, daha sonra öğreneceğiz ama sendeki detaylar nedir Yunus? Evet, aslında buna B planı bile diyebiliriz Fulya Kalfa. Çünkü SpaceX'in, yani bu uzaya gönderilecek roketin sahibi olduğu firma ilk başta resmi sitesinde yazdığında bir B planı opsiyonunu da açıklamıştı bugün bu olaylardan önce. Demişti ki ikinci opsiyonda, B planı da 18 Ocak Perşembe günü yerel saatle 16.49'da bu fırlatmanın gerçekleştirilmesi. O da ne zamana denk geliyor Türkiye'de?
Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısı 00:49 oluyor. Tabii yine o plana sadık mı kalacaklar yoksa gün içinde o saatte değişecek mi henüz bilmiyoruz. Ama bu ertelemeyi belki de B planını devreye soktular diye de açıklayabiliriz. Uzay programlarıyla bu tür fırlatmalarla ilgili olan seyircilerimiz, izleyicilerimiz şunu çok net biliyordur. Bu tür fırlatmalarda kesinlikle yani %1 bile şans alınmıyor. Kesinlikle her şeyin tas tamam olması bekleniyor. Bütün kontrollerin, bütün mekanizmaların, her şeyin onayı alındıktan sonra bu fırlatma gerçekleştiriliyor. Ondan dolayı tabii biraz önce Gülşen Coşkun da bahsetti. Tam olarak net bir teknik bilgi vermedi SpaceX. Sadece uzay istasyonuna fırlatılma için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz artık dediler. Ve biraz önce onu hemen tekrarlayalım. Bu ek süre ekiplerin araçta fırlatma öncesi kontrolleri ve veri analizini tamamlamasına olanak sağlayacak dedi. Burada erteleme diyebiliriz, B planı diyebiliriz. Ancak tabii yarın bu fırlatmanın artık gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ama şunun da yine altını kalın olarak çizelim. Eğer SpaceX ya da NASA burada fırlatma rampasını kontrol eden Kennedy Uzay Merkezi başka bir aksaklık olduğunu düşünürse, hava şartlarının uygun olmadığını, elverişli olmadığını düşünürse yine başka bir tarihe ertelenme gerçekleştirilebilir. Şu an benim bulunduğum noktada ki Gülşen Orlando bölgesinde, biz Kennedy Uzay Merkezi'ne yakınız, bayağı da rüzgarlı bir hava var. Hani zor tutuyorum telefonu ve tripodu. Ondan dolayı beklemek lazım. Yarın şu an için gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Başka da bir aksaklık henüz SpaceX tarafından bildirilmedi. Evet Yunus, kısaca da şeyi bize biraz anlatır mısın? Şimdi uzaya gidildiğinde oradaki program nasıl olacak? Gezer avcı ne kadar orada kalacak? Ne olacak? Nasıl araştırmalar yapacak? Biraz da onunla ilgili kısa bir bilgi alayım senden, sonra veda edeceğim ikinize de. Şimdi normalde buradan fırlatma gerçekleştirildikten sonra hemen hemen bir 36 saatlik yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na tam kenetlenme sağlanacak. Tam kenetlenme sağlandıktan sonra da orada artık bu 4 astronotun uzay yolculuğu tam anlamıyla başlamış olacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Orada 13 farklı deney yapılması bekleniyor bizim astronotumuz tarafından. Tabii bu deneyler çeşitli alanlarda, bazıları uzay için yeni nesil alaşımlar, mikro yer çekimi altında bitkilerde gen düzenleme verimliliğinin araştırılması, ilginç olan bir detay, örneğin Tuz Gölü'nden alınmış bir bitkinin uzayda, uzay istasyonunda deneye tabi tutulması, bunların hepsi orada Alper Gezer Avcı tarafından gerçekleştirilecek. 14 gün sürmesi planlanıyor. Tabii artık yarın fırlatma gerçekleştirilirse şayet, yarından itibaren 14 gün sayabiliriz. Ve bunların hepsi Yunus, fırlatma gerçekleştikten 36 saat sonra kenetlenince başlayacak. Aslında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın da bir tweet'i var. Konuyla alakalı hemen onu paylaşmak istiyorum. İlk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı 19 Ocak 2024 00:49 Türkiye saatiyle bu saat efendim olacak. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz ifadesini kullanıyor Sayın Kacır. Hedeflenen fırlatma zamanı 19 Ocak 2024 olacak. Yunus, sen de sözlerini tamamlarsan. Tam olarak işte bundan bahsetmiştik. SpaceX zaten bunu bir B planı olarak açıklamıştı kendi internet sitesinde. 16:49 yerel saatle yarın, Türkiye saatiyle de Cuma sabaha karşı oluyor artık 00:49. Buna sadık kalacaklarını da en yetkili ağızdan öğrenmiş olduk. Tabii umuyoruz artık yarın biz yine bunu an be an takip ediyor olacağız ve oradan fırlatmayı bekliyor olacağız. Evet, bize tüm gelişmeleri kıymetli izleyenlerimize aktaracağız.